Yasemin, bu müzikle bir şeyim var. Bir ilişkim var. Bir aşkım var, büyük bir aşkım var. Evet. Beste yapıyorsun. Sözleri de sen yazıyorsun. Evet. Ve bunu söylüyorsun da. Evet. Ve bunu Amerika'da 3000 kişiye söylemişsin. Onu da mı okudunuz? Ha, bir Madonna bir sen zaten 3000 kişiye konser verebilen. İşte öyle bir Türkiye'yi temsil ettim öyle, evet. Türkiye'yi temsil ettin. Ne yaptın? Nerede, nasıl temsil ettin? Şimdi New Jersey'de bir Dunes Festival diye bir şey var. Her sene bu bir, nasıl diyeyim, yardım amaçlı bütün sanatçılar geliyor. İşte Bon Jovi geliyor, işte Bruce Springsteen geliyor, Celine Dion geliyor her sene. Ve 3000 kişi sahilde sabah 10'dan gece 2'ye kadar işte bütün sağlık ihtiyaçları karşılanıyor. Hem eğleniyorlar, hem sarhoş oluyorlar, hem de para topluyorlar. Güzel, güzel bir sanat festivali. Sen hangi bölümde şarkılarını söyledin? Eğlendikleri bölüm mü, sarhoş oldukları mı, vallahi para topladıkları mı? Çok fena. Ben sabah 10'da gittim ama akşam 6'da sıra bana geldi. Ben de sarhoştum. Herkes sarhoştu. Ve yani ben çıktım gitarımla. Şu kalbe bir dokunsa tabii, anlamlı konuşmamı yapması. Türkiye'yi bilmiyorsunuz, biz siz işte böyleyiz, sevgiler falan. Şu kalbe bir dokunsa söylemiyorum. Hiçbir şey anlamadılar. Türkçe söyledim bir kere. Sonra if you touch my heart dedim. Touch my heart baby, touch my heart diyordu. Baby. Oradan söylüyorlar. Tamam, teşekkür ediyorum dedim. Öyle sevgi barış mesajımı verdim. Ben gitarımı alıp gidiyorum dedim. Ben yani gidiyorum dedim yani. Öyle bir hatıram oldu. Eyvallah. Bir şarkımız mı var BTR olarak? Hadi ya, ciddi misin? Ver gelsin o zaman. Ne bekletiyorsun ki? Ver ver ver. Yasemin'in bir şarkısı varmış. Öyle elimizde mi? Vallahi bulmuş bizim çocuklar. Şu kalbi bir dokunsan, bir duysan, bir bilsen. Şu kalbi bir dokunsan, bir duysan, bir bilsen. Neler olmuş, neler bitmiş, kimler yok olmuş, kimler toz olmuş, neler olmuş, neler bitmiş. İyiymiş. Yani bunu Amerikalılar anlamadı mı? Ama onlar bir baby çekmişler finalde. Valla touch my heart, touch my heart diye çok avutanmıştım. Güzel, bu senin besten. Benim bestem, söz müzik. Kaç tane, kaç bestem var? Valla benim 100'den fazla bestem var ama biraz seçiciyim. Ben sürekli her yerde öyle geliyor. Gitarı elime, ben şöyle acılarımı biraz geç yaşıyorum. Üzüldüğüm zaman, sevindiğim zaman müzikle akıyor. Öyle bir köprü. Ne kadar rötar var iki acının arasında mesela yani? Hani acıyla mukarasında. Yani uzun zamandır acı yok. O yüzden beste yapamıyorum. Aha, tamam. Çok mutluyum, çok şükür. Anladım, güzel. Ama yeterli, bayağı bir stokta var. Onlardan kullanacağım. 5-6 albüm çıkar. Ha, stoklardan yiyeceksin. Stoktan yani. Yiyeceğim ama çok şükür çok mutluyum şu ara. İyi, aman maşallah diyelim. Evet. Maşallah, aramızda mutlu insanlar da var. Ne güzel değil mi? Evet. Ne güzel değil mi? Peki okyanus yürekli adamın yüreğinde okyanus gözlü bir kadın var mı? Bilmiyorum. Senin hayatında böyle birisi var mı? Çok merak ediyorum. Bebeğim, Çetman, burada soruları ben sorarım. Vardır böyle. <Evet. gülüyor> Okyanus yürekli adam dedi. Okyanus yürekli. Ya ben asıl büyük soruyu sorayım. Atlarla dans nasıl gidiyor? Hala atlara fısıldayan kadın mısın? Evet. Fısır fısır. Niye fısıldıyorsun atlara? Yani bizimle konuştuğun gibi konuşmuyorsun değil mi onlarla? Sizinle konuştuğum gibi. Yani benimle konuştuğum gibi. Evet. Onlarla farklı konuşuyor. Yani gidip de hindiyi yaptım ben yılbaşında, adam gelmedi. oldu. Herhalde başka şeyler anlatıyorsundur. Onları anlatıyorum. Çünkü onların dedikodu yapma ihtimali yok. Ha, güzel. Sana anlatırsam sonra gider Ufu anlatırsın. Sırlı atlarla sırdaşın mı atlar bu tabii, durumda? Tabii, evet. Atlarla çok uzun yıllardır bir yolculuğum var. Ben ağladığım zaman ağladığını gördüm. Hmm. Gözünden atlar ağlarlar. Ve öyle bir duygusal bir bağınız varsa o kocaman şeyler hani sanki böyle bir de sıcacıktır şuralarına dokunduğun zaman filan. Kendi çocuğun gibi falan hissedersin. Onlarla farklı konuşuyorum. Çünkü onlar sırdaş, onlar samimi, onlar dedikodu yapmıyorlar ve onlar iyi kalpliler. Peki bir ata verdiğin, evet,
Bir ata verdiğin en büyük sır hangisi? En büyük sır hangisi? Söyleyemem. Ne biliyorum, o, sır çünkü. O ikimizin arasında kaldı. At yaşıyor mu? Evet, hayır, o da öldü. O da mı öldü? Anladım, tamam. Hindi senden... öldü, at öldü. Hindi gitti, at gitti. Evet. Ama adam gidemedi bir türlü. Evet yani. Peki, onun maşallahı var. Ya bu gitme meselesine gelmişken, şu bizimkilerde bu kadar uzun sürünce tabii, 14 sene falan sürünce, mesela Erdal abi bir ara ya bu rol benim üzerime yapıştı galiba diyerek çekti gitti ayrıldı. Evet, sana... Senin de böyle tık dediği an oldu mu? Ya ben de gideyim artık bir, en azından daireyi değiştirin, nedir bu en alt kat falan diye. Yani yok, ben hiçbir projede zaten bunu doğru bulmuyorum. Yani bir projeyi kabul ederken onun ne kadar gidebileceğini tahmin etme şansımız çok fazla olmuyor gerçekten. Çünkü bu reyting, biz bilemiyoruz neyin iyi neyin kötü olduğunu bazen. Başkaları biliyor değil mi? Hep sizin adınıza. Evet, başkaları biliyor ve bazen gerçekten bizim tahminlerimiz çok fos çıkıyor. Ama bizimkiler zamanında tabii böyle bir reyting kargaşası, öyle bir kavgamız yoktu. Öyle bir hatta TRT'de ilk başladığımız zaman kaldırılmıştı bizimkiler. Hadi ya. Tabii ilk sanırım iki bölüm oynadıktan sonra kaldırılmıştı, sonra tekrar oynatılmaya karar verilmişti. O kadar da bizimki değilmişsiniz yani. Evet, TRT için yani zorla mı kabul ettirdik öyle bir şey? Ama yok, Erdal abi tabii 5. seneden sonra gitmişti sanırım, ama ben çok doğru bulmuyorum aslında. Finale kadar gitmek gerekiyor. Gitmek lazım. Tabii ki yapışmak öyle bir... doğru bir şey. Yani insanın üzerine rol yapışıyor. Gerçekten öyle. Bana da sonra gelen bütün karakterler hep Gülsüm'e yakın karakterler oldu. Oyuncu olarak çok haz duyduğumuz bir şey değil. Yani farklı şeyler oynamak istiyoruz tabii ki. O yüzden de işte uzun süreler bazen tamam yani yapmayayım birazcık unutulsun, aradan bir zaman geçsin diye düşünüyoruz. Bizimkiler bittikten sonra kadro ciddi bir şekilde ara verdi. Yani neredeyse tüm kadro verdi o arayı. Belki unutulsun. Yani belki de o noktada Erdal abi haklı olabilir. Yani rolün yapışması durumu olmuş olabilir. Ama o arada iş yapanlar da oldu. Tabii şanssız projeler oldu. Ben şahsen ondan sonra 3-4 tane proje yaptım ama... Sende öyle bir ayak var ki, senin en kötü projen 100 bölüm. Bir tane şanssız projem var. O da baktım şuradaydı. Sessiz Gemiler. Tek şanssız projen Sessiz Gemiler yani. Başka bunun dışında her biri hani binlerce yıl süren dizilerde yer almışsın. Sessiz Gemiler deyince bu gün akşam oldu Show TV'de başlayan. Biraz Sessiz Gemiler'in aynısı değil mi ya? Yani biraz mı? Bence hangi... Birebir aynı galiba değil mi? Birebir aynı gibi. Keşke deselerdi Sessiz Gemiler işte reloaded bir şey falan yani. Yani zaten baktığımız zaman bütün hikayeler artık bana hepsi aynıymış gibi geliyor maalesef. Evet. Yani aynı zamanda dizi izliyorsun değil mi? Yani piyasada ya çok baştan sona izleme şansım olmuyor gerçekten. Ama bazen hani kim ne yapmış, ben ne yapmışım, ne nasıl diye bakmak istiyorum fırsat bulduğumca. Özellikle de eşimin dizisine bakmak isterim. Şimdi ki yani Türkiye'nin en efsane yönetmenlerinden Faruk Teber'in eşi. Dolayısıyla hani Faruk abinin dizileri de hakikaten bir bakılası diziler. Evet, işte sağ olsun fikrimi soruyor. Onları paylaşıyoruz. Yani ne demokratmışsınız ya. Dersim var yani o konuda birazcık. Ne demokratmışsınız. Ben bir şey ekleyebilir miyim? Tabii ki ekleyebilirim. Çünkü Mina ablanın eşi Faruk abinin bende çok emeği var. İlk sürekli işim bütün çocuklarımda. Yani çok büyük ders aldım. Kariyerimde çok büyük etkisi var. Sadece çok Faruk abiden mi? Orada bir de Kadir Baba vardı. Vallahi Kadir sen abi. Sen hangisiydin? Bütün çocuklarım mıydın? Bütün çocuklarım yok. İkinci sezon girmiştim. Kahya'nın evlatlık, Kadir İnanır evlatlık almıştı beni ama. Az sözüm vardı ama her önemli resimde vardım. Ve ben orada sözsüz oyunculuğu öğrendim. Daha sonra sözler başka projelerde geldi ama Faruk abiyle çalışmak resmen bir okul gibiydi. O şartlarda çalışmayı öğrenince hiçbir şartlarda beni yormadı. Çok şey öğrendim. Ona çok teşekkür ediyorum. Senin sayende oraya da bir güzel bir evet, gönderme yaptık. Keyifli oldu. Teşekkür ediyorum, evet.